vergiyle ilgili öncelikle verginin alınmasına neden olan işte devletten başlayıp devletin varlığından dolayı vergi alınıyor. Bu vergileme ilkeleri ve çeşitli vergiler itibariyle bunun pozitivist çağdaş devlet anlayışındaki uygulanış biçimi ve tevhid anlayışına bunun uygun olup olmadığı mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden yararlanmak suretiyle zaten tevhid anlayışının e, İslam anlayışıyla iç içe geçtiğini biliyoruz. Vergilendirme yetkisinden, vergilendirme ilkeleri ve vergilendirmede değişmez felsefelerden bunlardan bahsetmeye çalışacağım ve tevhid düşünce ekseninde bu vergileri değerlendirmeye gayret edeceğim. Şimdi devlet ve anayasa kavramına baktığımız zaman devletlerin oluşumunda temelde batıda Rönesans ve reform hareketlerinden sonra özellikle 18. asırda toplumsal sözleşmeler, sosyal sözleşmeler öne çıkıyor. Hatta toplumsal sözleşmelerle devletlerin kurulduğu ve bu devletlerin kurallarının en üst yani normal hiyerarşisinin en üstünde yer alan kural olarak anayasaların toplumsal uzlaşma metinleri olduğu ve toplumsal uzlaşmalarla bir toplumda yaşayan bireylerin 8 şey yazıyor. 8 Aralık yazalım. Onu, onu açabilir misin? Evet burada Fransız düşünür Jacques Rousseau'nun e, adaleti adaleti ve etkinliğin gerçekleşmesi için sözleşmelerin ve yasaların gerekli olduğunu ve bunun da ancak tüm toplumun iradesiyle oluşacak toplumsal sözleşmelerle sağlanabileceği görüşü Batı'da egemen olmuştur. Ve Batı ülkelerinin birçoğunun anayasalarına bu Rousseau'nun e, görüşleri yansımıştır. Bize de aynı şekilde... Anayasalar vergilemenin temelini oluşturduğu için özellikle Alman Anayasasından naklen vergi yasalarımıza Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına, 1921 Anayasasına, 1924 Anayasasına, 1961 Anayasasına ve 82 Anayasasına da bu toplumsal uzlaşma, toplumsal sözleşme zihniyeti yerleşmiştir. Oradan esinlenmiştir Anayasalar. Bizim tevhid inancımıza göre e, toplumsal sözleşme anlayışında çoğunluğun görüşü yanılmaz. Çoğunluğun görüşü toplumsal sözleşmeyle e, yanlışa götürmez insanın anlayışı ya da zihniyeti veya çoğunluğun görüşü adildir. Özgürlük temeline dayanıyor aslında. İnsanların özgürlük temeline dayanıyor. Bizim tevhid anlayışımızda ters bir şeydir. Bizim sözleş sözleşmemiz Elest Meclisi'nden kaynaklanan Kur'an-ı Kerim'de e, ayeti kerimede vurgulandığı üzere ben sizin Rabbiniz değil miyim e, ifadesine evet şahit olduk ki Rabbimizsiniz denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede belirtildiği üzere ve bundan e, Rabbimizden ve onun kulluğundan bizi haberdar eden Elest Meclisi'ndeki bu ayeti kerime o Eles Meclisi'ni ifade eden bu ayet-i kerimedeki sözleşmeyi esas almak gerekir. Yani aslında burada bir sözleşme de değil, kulluk bilincinin, kulluk şuurunun tebliğ edilmesi, vurgulanması, sunulması ve bunun hatırlatılması anlamında değerlendirmek gerekir. Şimdi birçok kaynağa baktığımız zaman burada bir toplumsal sözleşme yapıldığı, yani yaradanla kul arasında bir sözleşme yapıldığı, hatta daha ileri gidilerek bunun bir icap ve kabul şeklinde ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. Tefsirlerde de buna e, rastlayabiliyoruz. E, bunun herhalde beşeri Kuk'taki icap ve kabul kavramlarının bilinmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü beşeri Kuk'ta borçlar kanununa göre icap bir şeyi talep etme, bir teklifte bulunma anlamını taşır. Oysa Cenab-ı Allah'ın bize e, kulluk bilincini, kulluğumuzu tebliğ ederken, hatırlatırken bir şeyi kabul ediyor musun veya bir talepte bulunması düşünülemez. Dolayısıyla bu noktalardan da bunun e, bu şekilde icap ve kabul şeklinde kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii benim e, tamamen kişisel bir görüşüm. Şöyle, Nasıl yapalım bilmiyorum. Bunu bağlayamayız. Bunu ben teknik konuları bilemediğim için Bu hiç bir şeyi kabul etmiyor. Yani... Kabul etmiyor. Ben bildiğim kadarıyla kabul etmiyor. Yani... Ben öyle biliyorum. Yani bu... Şeyi kabul etmiyor. Ya da şunun şeyi yok mu? He, yani bu... Almıyor şeyi. Bildiğim kadarıyla yansıtmıyor. Ee, ben o zaman şey yapayım. Hızlı hızlı sözlü olarak şey yapayım. Yansıtılsa daha yani sıkmama adına söylüyordum ama sıkılmazsınız diye. Neyse tarih, vergilere şöyle tarih olarak bir baktığımızda İslam'ın ilk yüzyıllarından e, Müslüman halktan alınan bir vergi niyetine alınan bir zekat vardı. Onun dışında bir vergi yoktu. Zekat olarak alınıyordu. Zekat dışındaki vergiler sadece gayrimüslimlerden alınıyordu. Çünkü gayrimüslimler hem zekat vermiyorlar. İslam, İslam inancına mensup olmadıkları için hem de askerlik yapmıyorlardı. Bu nedenle bunlardan da cizye ve harac şeklinde vergiler alınıyordu. Cizye biliyorsunuz baş vergisi niteliğinde gayrimüslimlerin askere gitmemesi karşılığında alınan bir vergi. Haraç ise ilk defa Halife Ömer zamanında İran ve Irak'ın e, fethedilmesinden sonra oradaki toprakların oradaki kişilere e, sakinlere bırakılması, onların işlemesine bırakılması sonucunda onlardan alınan bir vergi. Bir de e, İslam vergile, İslamiyet döneminde alınan vergilerden bir ticaret öşrü var. Bu genellikle gümrük vergileriyle karıştırılıyor. Ancak bu İslam inancında ya da tevhid anlayışında gümrük vergisi diye hiçbir vergi yok. Hatta Peygamber Efendimizin hadis şerifleri var bunları e, gümrük vergilerini yasaklayan. Ticaret öşrü de alınıyordu. Bu ticaret öşrü şeye göre değişiyordu. Tebaanın durumuna göre değişiyordu. Müslümanlardan zekata eşit bir şekilde ticaret mallarından alınan yüzde iki buçuk oranda bir vergi vardı. Hristiyanlardan ve Yahudilerden bu iki kat artırılarak yüzde beş alınıyordu. Bir de İslam ülkelerine düşman kişiler eğer e, ticaret mallarıyla intikal ettiği zaman pazara bunlardan yüzde on oranında vergi alınıyordu. Toprak mahsullerinden e, 1 bölü 10 oranında öşür alınıyordu. Zaten e, ayet-i kerimede e, göğün sulandırdığı öşür 1 bölü 10 vardır diye onda bir anlamına gelen öşür toprak mahsullerinden alınıyordu. Burada da öşürün alınmasına ilişkin Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden e, çıkan bir sonuç bu. E, Doğal sularla sulanan tarlalardan 1 bölü 10 oranında, işte ilave, kovayla, taşıma suyla e, ekilen arazilerden 1 bölü 20 oranında öşür alınıyordu. Bu biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1925 e, yılında kaldırıldı. E, bizim ülkemizde de toprak mahsullerinden alınan bir aşar adıyla alınan bir vergi Osmanlı Devleti'ne baktığımızda yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyeti öncesinde yine şer'i vergiler ve örfi vergiler vardı. Bunlar da şer'i vergiler İslam anlayışından bir manada tevhid anlayışından esinlenerek alınan vergilerdi. Şimdi Osmanlı döneminde o kadar değişik vergiler alınmış ki şöyle bir isimler itibariyle baktığımızda Ağıl ve Kışlak resmi eğer merak ettiğiniz olursa içinde onları açıklamaya çalışırım. Otluk resmi, yine bu hayvanlarla ilgili. Asyep değirmen resmi. Kovan resmi, bu arıdan alınıyor, öşüre benzer bir vergi. Bennak resmi, bu çiftçilerde e, evli Müslümanlardan alınan şahsi bir vergi bu. Mücerret resmi, bekar Müslümanlardan alınıyor. İşte resmi arisane. Yani bu evlenen yeni evlenenlerden alınan bir vergi, cürüm ve cinayet resmi, ceza mahiyetinde e, alınan bir vergi bu. Köle ve cariye müjdeleri diyor. Bir kişi kölesini ve cariyesini kaybettiği zaman onu bulan kişiden e, birisi bulduğu zaman köle ve cariye sahibinden alınan vergi gibi. E, bunlara badi heva adı veriliyor. Yani boşu boşuna bedavadan alınan e, ya da bedavadan yapılan işler anlamında işlerden alınan. ...vergiler gibi de düşünebiliriz. Yani... ...Badi Heva'nın anlamı... ...boşa boşuna, bedava demek. Bunlara Badi Heva adı veriliyor, bu vergilere. Şimdi mevcut vergi yapısına baktığımız zaman... ...bugünkü haliyle vergilerin... ...yani hem batıda hem batıdan ithal şeklinde... ...bizim ülkemizde baktığımızda... ...teoride ve uygulamada sistematik bir mantığının... ...ilmi bir yapısının mevcut olmadığını görüyoruz. Batı zihniyetinin bir ürünü olan ve Türkiye'de 1950'den sonra kurulan Türk vergi sistemi insanların gelirlerinden servetlerinden ve harcamalarından alınıyor. Ne hikmetse Batı'nın vergi zihniyetinin temelini 18. yüzyılda Edim Smith'in oluşturduğu vergi kar kira ve emekten alınır. Ve buna bir de tüketime eklemek suretiyle dört unsurdan alınan vergi bizim ülkemize de aynı şekilde ithal edilmiş durumda. 1950'li yıllarda tesadüfen Nazi Almanyası'ndan kaçan belli grup insanlardan, Frist Neumark'ın Türkiye'ye gelmesi sonucunda bundan yararlanılmış bir maliyeci olduğu için Türk vergi sistemi onun eline bırakılmış ve Almanya'nın vergi sistemi getirilmiş. Bizim ülkemize uyup uymadığı dikkate alınmaksızın. Yani bizim köklü bir geleneğimiz var. Bir tevhid temelimiz var. bize uygun olup olmadığı düşünülmeden, istişare edilmeden bizim ülkemize bu vergi sistemi ithal edilmiş. Tabii bu arada bizim çözümümüz çözümümüzde sorunlarımızın çözümünde tevhid anlayışının yanında bir de milli meseleler olarak bakıp milli bir çözüm bulma gayretinin olması gerekir. Ancak bakıyoruz ki bizim bu topraklardaki e, son işte Osmanlı ya da Cumhuriyet döneminde Osmanlı'nın belki sonlarına doğru e, memleketin sorunlarını çözerken hep dışarıdan faydalanmaya çalışmışız. Aynı şekilde 1950 sonrasında 10 sene 50 vergi reformunda işte Alman Fritz Neumark Başta olmak üzere Alman Vergi Sistemi e, getirilmiş onun çalışmalarıyla. Ancak 1960'lı yıllarda bu defa tarım kazançları vergilendirilmiyor diye yine onun çözümünü bulmak için Macar asıllı Nikolaus Kaldor'a e, arazilerin verimine ilişkin, asgari verim esaslarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yaptırılmış. 20 gün Türkiye'de çalış, bulunmuş ve 20 günde Türkiye'nin topraklarının nasıl verim elde edilebileceğine ilişkin raporunu hazırlamış. Ve ona göre vergilendirilmesi istenmiş ve bu aslında kabul edilmiş ancak tepkiler üzerine tekrar yine başka bir yabancı birisine bununla ilgili bir çözüm bulması istenmiş. Fritz Newmark iyi bir maliyeci, gerçekten Türkiye'nin menfaatlerini düşünen bir insan. Ve gidiyor bir iktisat kongresinde Nikolaus Kaldor'la karşılaştığı zaman sen bunu kaç günde yaptın? Kaç gün Türkiye'de kaldın? Diyor 20 gün diyor. Ben diyor 21 sene Türkiye'de kaldım ve 21 senede Türkçe öğrendim, Türkçe kitaplar yazdım ve senin yaptığına cesaret edemezdim diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? bir e, Türkiye'yi bir Türk insanı gibi düşünen ve savunan bir e, zihniyet ama dediğim gibi bizimkiler hep e, yani dışarıdan bu sistemleri kurmaya çalışmışlar. Kendimize has milli bir vergi kanunları oluşturamamışız. Evet şimdi vergi sistemine devam ediyorum. Verginin üretimden ve mallardan alınması gerekir. Günümüzdeki batı, e, vergi sistemi dediğim gibi hem üretimden alınıyor hem de tüketimden vergi alınıyor. Kısmen de Servetlerden vergi alınmaya çalışılıyor. Tabi bunun servet olup olmadığı da tartışılır bir e, durum. Batı demokrasilerinde gelir vergisiyle ilgili baktığımız zaman en önemli, insanları e, etkileyebilecek en önemli unsurlarından bir tanesi en az geçim seviyesine sahip olan kişilerden vergi alınmaması. En az geçim seviyesine sahip olan kişilerden. En az geçim indirimi dediğimiz ya da asgari geçim indirimi dediğimiz uygulamalar batıda 20. yüzyılda başlamış. Oysa İslam anlayışında, tevhid anlayışında bu 7. yüzyılda olan nisap kavramından başka bir şey değil. 7. yüzyıldan beri zekatta bir nisap, bir asgari geçim indirimi, bir en az geçim indirimi uygulanmakta. Vergi kamusal faaliyetlerin e, kamu hizmetlerinin, kamu giderlerinin finansmanı için kullanılmakla birlikte verginin bunun dışında sosyal fonksiyonları da vardır. Şimdi İslam hukukunda vergiye baktığımızda diğer bir ortaya çıkan sonuç, buradan e, böyle bir sonuca e, varabilir miyiz onu da tam şey değilim ama böyle bir tahmin yürütebiliriz diye düşünüyorum. Vergi oranlarına baktığımızda en yüksek vergi oranının madenlerden alınan e, beşte bir, yani yüzde yirmi vergi oranı olduğunu görüyoruz. Onda bir vergiler, 20'de bir vergiler ve kırkta bir vergiler şeklinde karşımıza çıkıyor vergi olarak. Şimdi buradan da acaba şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Ülkemizdeki üretim faktörlerinin yüzde devletin elinde, kaynakların yüzde yirmisi devletin elinde, kamu sektörünün milli ekonomi içerisindeki payının yüzde olmasının uygun olacağı sonucuna, ideal olacağı sonucuna varabiliriz diye düşünüyorum. Buradan böyle bir sonuçta Çıkarabiliriz. Şimdi tevhid İslam anlayışında devlet önce geliri elde eder ve elde ettiği geliri hizmetlere e, yansıtır. Yani daha sonra bu gelire göre hizmetler yapar. Oysa bugünkü pozitivist anlayışta önce hangi hizmetler yapılacak, nerelere parca paralar harcanacak, nerelere giderler yapılacak bunlar belirlendikten sonra bu giderleri karşılayacak şekilde vergi tahsil edilmeye çalışılıyor. Bu da takdir edersiniz ki insanları mali gücünün, ödeme gücünün üstünde bir zorlamayla karşı karşıya bırakıyor. Ve toplum refahını yükseltmek için bir taraftan kamu hizmetleri sunmaya çalışırken diğer taraftan vergiler yoluyla toplum refahını zedelemiş oluyor. Dolayısıyla bunların da tevhid anlayışına uygun olması gerekiyor. Evet, İslam devletinde bütçenin temelini gelir oluşturuyor. Gelire göre harcama yapılıyor. Yani ayağını yorganına göre uzat sistemi geçerli oluyor. Tabii bunlar savaş ve olağanüstü dönemlerde ilave e, vergi artışları söz konusu olabiliyor. Bunlara da e, müsaade ediyor tevhid anlayışı, İslam anlayışı. Şimdi böyle bir dönemde olağan dışı dönem, savaş gibi olağan dışı dönem karşımıza çıktığı zaman vergiler artırıldığında bu olağan dışı dönem bittiğinde derhal bu vergilerin avarız vergisi ya da geçici süreyle alınan vergiler dediğimiz bu vergilerin kaldırılması gerekir. Ama pozitivist anlayışta hatta bir şey vardır. E, iktisatta sıçrama tezi diye savaştan sonra işte kamu harcamaları sıçradığı yerde kalıyor diyor. Genç kardeşlerimiz de e, iyi hatırlarlar onu. Şimdi Böyle olmaması gerekir. Vergiler artırılıyor olağan dışı dönemde ama olağan dışılık o, olağan döneme döndüğü zaman eski yerinde kalıyor. Yani geçici olarak konulan vergilere bir bakıyorsunuz e, uzun süre kalıcı hale geliyor. Bu da yine bizim tevhid anlayışımıza uygun değil. Şimdi verginin sosyal fonksiyonları özellikle zekatta e, alınan zekatın 8 bölüme fakirlere ve miskinlere yani alınan zekatın dörtte biri fakirlere ve miskinlere doğrudan yönlendirilmek suretiyle verginin yani zekat anlamında sosyal fonksiyonu otomatik olarak yerine getirilmiş oluyor. Yani doğrudan yönlendirmek suretiyle. Evet İslam ekonomisinde yine marjinal fayda diğer bir ifadeyle son birim yararı açısından Haksızlık oluşacağı için kişiden kişiye değişen bir durumdur bu marjinal fayda olayı. hastalı vergiler, özellikle tüketim vergileri de yoktur. Ama günümüzde e, özellikle tüketim vergilerine doğru bir yöneliş olduğunu görüyoruz. Çünkü bunların tüketim vergilerinin, diğer bir ifadeyle e, vasıtalı vergilerin, dolaylı vergilerin e, fiskal getirisi, parasal getirisi çok yüksek olduğu için kolay tahsil edilebilir hissedilmesi daha düşük olduğu için dünyada böyle bir eğilim olduğunu görüyor. Sadece Türkiye için değil, Avrupa'da da bu böyle. Ee, Amerika'da da hatta satış vergisi şeklinde alınan vergiler var. Dolayısıyla bu da insan tüketiminin vergilendirilmesi olduğu için tevhid anlayışına aykırı. Şimdi vergileme ilkelerine baktığımızda ya da vergilendirme yetkisine baktığımızda, Edim Smith'in vergileme ilkelerine baktığımızda arkadaşlar, e, açık ve kesinlik olayını görüyoruz. Kendim bir an e, sınıfta, derste de zannettim. Onun için affınıza sığınıyorum. E, hocalar uzun süre ders anlatmayınca bayağı bir... Ben de şey kaldım herhalde. Aslında onu konuşturmamak lazım. Çünkü bir türlü şeyini kapatmaz, ağzını kapatmaz. Ama ben yine e, sınırlandıracağım. Evet. Adam e, Smith'in vergileme ilkelerine baktığımızda... ...mali güç, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bunların yine Edim Smith'in vergileme ilkeleriyle ilgili çeşitli kaynaklarda, özellikle İslam İslam ekonomisi ya da İslam hukukuyla ilgili bahseden kaynaklarda bunun iktisadilik ilkesinin vergini toplanması açısından en düşük maliyetle en ucuz şekilde toplanması şeklinde bir anlamı ifade edilirken, diğer taraftan iktisadilik kavramının Edim Smith'in İktisadi sektörlere etki etmesi şeklinde bahsettiklerini görüyoruz. Bu da yanlış çünkü onlar zaten devlet müdahalesine karşı çıkıyorlar. Şimdi aslında Edim Smith'in ilkeleri e, İslam anlayışına, tevhid anlayışına pek de aykırı değil. Ancak bunun uygulaması e, baktığımızda dünyanın çeşitli ülkelerine baktığımızda Edim Smith'in bu il ilkelerinin uygulamasına pek rastlamıyoruz. Yani fiiliyatta böyle ilkeleri görmüyoruz. Ancak tevhid anlayışına baktığımızda vergileme ilkeleri açısından İslam ekonomisinde vergi kimden, ne zaman, ne kadar, nasıl ve hangi mallardan alınacak bu bellidir. Bundan daha iyi bir belirlilik olmaz. Hatta kolaylık açısından oranı bellidir. Ya beşte birdir, ya onda birdir, ya yirmide birdir, ya kırkta birdir. Ve sık sık da değişmez yani. Dolayısıyla hem belirlilik hem açıklık anlamında anlaşılırlık anlamında e, İslam vergi anlayışı, tevhid anlayışı çok daha şeydir. Yani şeffaftır. Bu ilkeleri ortaya atarken aslında hani yeniden bir şey keşfetmiş değiller. Yine vergi oranlarının sabit olması ve vergiler kişiden kişiye değişmez. Bir de şey vardır. istisna ve muafiyetler var. Mesela bizim pozitivist anlayışta İstisna belli bir gelirden vergi alınmaması, muafiyet de belli kişilerden yine vergi alınması gerekirken kanunla vergi alınmaması. Şimdi tevhid anlayışında böyle bir şey yoktur. Bu bir ayrımcılık olarak kabul edilir. Ne olacak? Mesela engelli indirimi var. Ya ondan tamamen vergi almayacaksın ya da vergi alacaksan herhangi bir ayrım yapmadan e, alacaksın. Dolayısıyla istisna ve muafiyet düzenlemeleri özellikle bizim ülkemizde bunlar çok fazla. Ee, diğer Batı ülkelerinde de bunlara çok rastlıyoruz istisnalara ve muafiyetlere. Yine bunlar tevhid anlayışına aykırı düzenlemeler. İslam'da gelir değil, mal ve ekonomik değerlerden vergi alınıyor. Günümüze baktık, günümüzde özellikle en çok gelirden vergi alma yoluna gidiliyor. Ancak bunu başaramayınca daha ileri boyutta tüketimden vergi alınmaya yöneliniyor. Vergilendirme yetkisi açısından baktığımızda pozitivist anlayışta vergilendirme yetkisi işte toplumsal sözleşmenin bir uzantısı olarak toplumsal sözleşme ile oluşturulan devletin yetkili organlarına ait oluyor. Oysa tevhidi düşüncede vergilendirme yetkisi bizim şeyden bahsetmiyor sadece zekat anlamında değil zekat dışında da vergi alınabiliyor tevhid anlayışına sahip e, İslam Devleti'nde. Burada Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre yani idarecilere itaat edin ayeti var Nisa suresinin 59. ayeti. Dolayısıyla ulul emre itaat dediğimiz zaman e, devleti yöneten kişilere bizim itaat edip onların koyduğu harcamalarla ilgili bu zekatın tahsis edildiği yer belli. Ee, onun dışındaki kamu, izme, kamu harcamalarına tahsis edilecek e, gelirlerin toplanmasına onların koydukları vergileri ödememiz gerekiyor. Dolayısıyla vergilendirme yetkisi tevhid anlayışında Kur'an-ı Kerim'den ulul emrden e, doğuyor. Oysa e, pozitivist anlayışta toplumsal sözleşmeyle oluşan devletin organı yani bireylerden akıldan oluşuyor. Tabi ulul emrin koyduğu her vergi ödenecek mi? Burada Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden, hadislerden özellikle bir sürü hadis-i şerif var bu konuyla ilgili. Çıkarılan sonuca göre itaat emrediliyor. Eğer Müslüman bir e, İslam devletinin başındaki kişi de sizden olan diyor. Çünkü ayet-i kerimede. Eğer Tevhid anlayışına, İslam anlayışına sahip bir yönetici varsa buna itaat etmek gerekir. Bunun dışındakilerde de yine vergi ödemek gerekiyor. Burada bir itaat yükümlülüğü yok. Sözleşmeden doğan ve ahde vefadan doğan bir yükümlülük var. Dolayısıyla işte bizim başımızdaki işte Almanya'dayız dediğimiz zaman orada yaşıyorsak orada da bir anlamda vergi ödememiz gerektiğini vurgulamış oluyor. Yani itaat değil de sözleşmeden ve ahde vefadan kaynaklanan bir durum karşımıza çıkıyor. yine şeyden önce Kur'an-ı Kerim'de Ensar Suresi'nde ayet-i kerimede e, vurgulandığı üzere İslam'dan önce de çeşitli e, vergi mükellefiyetleri söz konusuymuş. Bunlardan da Allah için olanlar makul görülmekte. O zaman da e, Allah'ın varlığı, yaradanın varlığı biliniyor. Biz o farklı bir sözcük kullanmayalım. Ve bir de şeriklerinin rızası için ödenen Fedakarlıklar varmış. Bunların yanlış olduğu zaten Enam suresinde, ayet-i kerimede de vurgulanmış. Yani İslam öncesinde e, vergilerle ilgili ya da yükümlülüklerle ilgili. Şimdi batıyla bizim Türk geleneğine geçmişine baktığımızda, Batıda hep vergilere karşı isyanlar olduğunu rastlıyoruz. çeşitli kaynaklarda bunun nedeninin de e, ülkeleri yönetenlerle vergiyi verecek olan e, kişilerin mükelleflerin farklı ırklardan farklı soylardan olduğu söyleniyor. Çeşitli kaynaklarda böyle vurgulanıyor. Halbuki e, bu nedenle de batılı, top, batılı ülkelerde vergiye karşı çok büyük dirençler oldu Hatta bir sürü ülkenin İspanya'dan Amerika'ya kadar e, vergi nedeniyle bağımsızlık ilan edip kurulduğundan bahsediliyor. Oysa Türk geçmişinde böyle bir durum yok. Devlete karşı bir itaat var. Bizim yani Maya'mızda olan bir şey itaat kavramı ve özellikle e, devlete karşı bu itaatın sonucu Rabbim bize cihan hakimiyetini nasip etmiş. aşağıda örneğin aşarda aşar alındığı dönemde toprak mahsullerinden yapılan üretim tohumluk mahsulünün bile altında olmasına rağmen bu vergi mükellefleri e, güneş batıncaya kadar çünkü tahsildar güneş battıktan sonra gelmiyor. Çok enteresan bir şeydir. Halen mevcut mevzuatımızda da vardır. Haciz işleminde güneş battıktan sonra haciz yapılmaz. Onun kökü odur yani. Niye yapılmaz? Haciz yapılırken şeyde de öyledir, tahsil edilecek aşarla ilgili de öyledir. Malın değerini o hacizi yapacak ya da o vergiyi tahsil edecek memur, tahsildar ya da icra memuru tayin eder. Karanlıkta şaşabilir yani. O mantıkla güneş battıktan sonra ürün de tahsil edilmiyordu, haciz de yapılmıyor şu anda. Devlete can borcu var. Türklükteki anlayış şu. Devlete can borcum var. Can borcum gibi mali olarak vergi borcum da var. Bunu da yerine getirmem gerekiyor. Bu bir kutsal görevdir. Vergi kutsaldır lafı oradan geliyor. Her ne kadar günümüzde dejenere olmuş olsa da verginin kutsallığı buradan geliyor. Burada vergi ödemekle devlete devletten hisse sahibi olduğunun, devlete olan iştirakinin bir göstergesi olarak hak sahibi olmanın bir göstergesi ve yükümlülüğü olarak kabul ediliyor. Osmanlı'nın ilk döneminde Anadolu'da hüküm süren bir kıtlık dolayısıyla İlhan tarafından İlhan bir yönetici herhalde vergi o ki oyl ki vergiler bağışlanmış. Ertuğrul Bey buna itiraz etmiş. Hayır bu bir küçülmedir demiş. Ne yapmış? Yapmış. Vergisini ödemiş ve yıllık vergiyi Tebriz Sarayı'na gönderiyorlarmış. Tebriz Sarayı'na göndermiş. Yani vergi bağışlansa bile devlete vergisini ödemiş. Şimdi benim yine bir abimiz var. 80'in üzerindedir yaşı. Biz Bilge Kağan diyoruz ona Eskişehir'de Oğuz Kayı Boyu Halk Bilim Araştırma Derneği Başkanı Basri Köseler. E aklıma geldi burada. Ben gelir İdaresi Grup Müdürüyüm. İşte vergi cezası kesiliyor, vergilendirme yapılıyor. Ondan sonra uzlaşmaya giriyorsun. Uzlaşma komisyonunda belli bir indirim yapılıyor. E Basri abi girmiş uzlaşmaya komisyona. Demiş ki bunlar görüşelim diye beklerken demek benim devletim var demiş. Ben demiş hata yaptım. Devletim beni yakalıyor, cezalandırıyor. Ne mutlu bana diye bir kuruş indirtmemiş. Halbuki normal dilekçe verse üçte biri inecek. Böyle insanlar da var. Yani bu vesileyle Basri abimiz de yad etmiş olduk. mezarına ara sıra girip girip çıkıyor böyle bir yatıyor falan şeyinde bağ evinde. çok farklı bir şeyimiz abimiz. Evet devam ediyorum. Şöyle vergiler itibariyle baktığımızda bugünkü vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler var. Kurumlar vergisine bakıyoruz kurumlar vergisi şirketlerin, gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan şirketlerin ödediği bir vergi. Bunun alınmasının pozitivist anlayışa göre çeşitli nedenleri var. Bunlara bir rekabet üstünlüğü sağlanıyor ve kendi başına şirketler tüzel kişilik olarak işte borç yüklenebiliyor, borç verebiliyor, sözleşme yapabiliyor. Bu nedenle bunlardan ayrıca vergi alınıyor. Hanefi mezhebine göre şirketlerden vergi alınması caiz değil neyden vergi alınacak? Gerçek kişilerin şirketlerde olan hisselerinden vergi alınacak. Kişisel olarak da bu anlayışın ben çok yani zaten haddimize değil de öncesinden sadece gerçek kişilerin vergilendirilmesi gerektiği yönünde hep böyle bir savunuyorduk ama çok bir temele oturtturamıyorduk. Gerçek kişilerden hisselerine göre, hisseleri mesela bir yıldan fazla kaldıysa ona göre zekat alınacak. Dolayısıyla şirketlerden vergi alınması, kurumlar vergisi alınması e, İslam inancına ve tevhid anlayışına aykırı. Çünkü şirket mükellef olabilir mi? Hanefi mezhebine göre insan unsuru ön planda tutularak vergi mükellefi olabilmek için kişinin mükellef olması ve akıllı olması lazım. Şimdi gelir vergisi açısından da baktığımızda gelir vergisi mükellef olabilmek için herhangi bir ehliyet şart değil. Medeni ehliyet şart değil. Cenin dahi sağ doğmuş olmak kaydıyla kişiliğe sahip olduğu gibi mükellef de olabiliyor. Dolayısıyla bu durum da yine tevhid anlayışına uygun değil. Şimdi bir de Peygamber Efendimizin hadis i şeriflerine baktığımız zaman zekatla ilgili artar veya eksilir endişesiyle ayrı ayrı bulunan zekat malları toplanmaz yani bu şirkete karşı olmuş oluyor toplum bulunan mallarda birbirinden ayrılamaz şimdi burada bizim pozitivist vergi anlayışında bir vergiden kaçınma ve vergi kaçırma vardır o dersleri alan şeyler varsa kardeşlerimiz varsa Şöyle anlatılır. Ben de anlatmışımdır bunu. Vergi kaçırma kanunları, kuralları çiğneyerek, kanunlara aykırı hareket ederek vergiyi az ödemek. Vergiden kaçınma ise kanuna uygun bir şekilde hareket ederek vergiyi az, ödemek. Yapılan işlem kanuna uygun olacak. İşte tam burada bu karşımıza çıkıyor. Bu noktada. Şirketleşme ile ilgili. Burada verilen örnekte Üç kişi düşünün, bunların kırkar koyunu var, her koyundan ayrı ayrı gerçek kişi olarak vergi ödeseler bir, 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 üç koyun ödeyecekler. Ama bir araya topladıkları zaman biliyorsunuz 120'ye kadar iki koyun zekat verilmesi lazım. Bunu tevhid anlayışı ve İslam hukuku e, makul karşılamıyor. Böyle bir şeye müsaade etmiyor. Halbuki pozitivist anlayışta bu vergiden kaçınmadır, kanuna uygundur. Dolayısıyla bir anlamda, beşeri anlamda mübah kabul ediliyor. Bu yönden de yine bir zıtlık karşımıza çıkıyor. Yasaklanmıştır. Bu bir hile olarak kabul edilip bizzat Peygamber Efendimiz'in kendisi yasaklamıştır bunu. Bu tür malların birleştirilmesini veya ayrılmasını, vergi alınmasıyla ilgili ayrıştırılmasını tahsildarlara da bu vazifeyi yüklemiş. Yani tahsildara vergi tahsil ederken işte daha çok vergi almak için vergi ne ayıracaksın ne de bir araya getireceksin diye e, talimat vermiş oluyor. Gelir vergisine bakıyoruz. Gelir vergisi en çok işte gerçek kişilere ilgilendiren, şahsileştirilen bir vergi. E, ancak gelir alınırken her zaman gerçek anlamda bir üretim olmuyor. Tevhid anlayışında üretimin vergilendirilmesi gerekir. Üretimden bir vergi aslında üretim demeyelim de istihsal diyelim. Üretim dersek bir imalat da giriyor. Bunda da bu kavramda da bir e, sıkıntı var. Üretim dediğimiz zaman masa sandalye ürettiğinde bundan vergi alınacakmış gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bu bir imalattır. Bunun ticari mal niteliği varsa bir yıl kalması gerekiyor. E, İslam'da vergi alınmasının en önemli unsurlarından birisi nemadır. Bir malın mal üretmesidir ya da işte yıllanma kavramıdır. İstisalden vergi alınabilir ama her zaman gerçek gelir elde edilmez. Dolayısıyla gelirden vergi alınmasında buna dikkat edilmesi gerekir. Mesela bir müteahhit düşünün. Bir sürü bina yapıyor. Hepsini satıyor, satıyor. Hiç, hiçbirinden para almadığını düşünün. Veresiye sattığını düşünün. Ama o veresiye sattığı tutarları tahakkuk esası geçerli olup onun vergisini devlet alıyor. Dolayısıyla bunun hiçbir hakkaniyete sığan bir tarafı zaten yok. Tevhid anlayışına da bunlar zaten gelirin vergilendirilmesi aykırı. İşçilikten vergi alınıyor. İşte götürü vergi. Şimdi götürü kazanç vergisi olayı var. Bu bir kişinin ne kazandığını bilmeden alınan vergiler var. Şimdi biraz önce söylediğim istisna ve muafiyet gibi şu anda götürü vergi diye bir vergi yok basit usul diye bir vergilendirme şekli getirildi ama şimdi belli kişiler var götürü vergilendirilen. İşte inşaat, özel inşaat sahipleri yanında çalışan inşaat işçileri. İşte özel hizmetlerde çalışan şoförler. Gayrimenkul işte kira gelir elde edenlerin yanında çalışanlar. İşte basit usule tabi pazarcı, berber gibi kişilerin yanında çalışanlar. Yani bundan dörtte bir vergi alıyor, asgari ücretin dörtte birini matrah kabul edip, bundan hiç vergi alınmaması gerekir. Dolayısıyla e, yani bir ifade aklıma geliyor, hani sinekten yağ çıkarmak gibi bir verginin peşinde koşmak çok da bence devlet şeyine e, yakışır bir durum değil yani, devlet bütünlüğüne yakışır bir durum değil. Evet, e, gelirden vergi alma ilkesi yoktur. Yine İstihsalden ve ticaret mallarından, vasıtalardan, paralardan vergi alınması emredilmiştir İslam'da. Dolayısıyla bunların dışındakilerden, nema üretimi olmayan e, iktisadi kıymetlerden de vergi alınmaması gerekir. Yani kişi ticaret yapmak maksadıyla e, mal aldığı zaman, bu malı şahsi ihtiyaçlarında kullanmak isterse bundan vergi alınmıyor tüketim oluyor çünkü burada da en önemli kavramın zihniyet olduğunu görüyoruz hangi zihniyetle malı alıyorsan bu zihniyete göre vergiye tabi oluyorsun kendi ihtiyacın için malı aldın ancak bu kendi ihtiyacın için aldığın malı daha sonra satmak istiyorsan ticarete e, kanalize etmek istiyorsan ona ne zaman karar verdiysen o tarihten itibaren yıllanma süresi hesaplanmaya başlanıyor. Diğer şekilde ticari amaçla aldığın malı şahsi olarak kullanmak istediğin zaman da şeyden vergiden verginin dışına çıkmış oluyor. Şimdi vergilendirmede bir mantık ve temel olması gerekiyor. İşte tüketimin vergilendirmesi hiçbir mantık ve temel yok. İnsan zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor ama bundan devlet vergi alıyor. Şimdi İlginç bir tespit var burada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede iyi Adem oğulları her mescitte girişinizde süslü güzel giysilerinizi alın. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Buyurmaktadır. Şimdi İslam hukukunda israf haram. Ancak diyor yasaklanmamıştır diyor haramla bu haramla yasak ayrı kategorilerde değerlendirilmiş. Burada ben açıkçası tereddüte de düştüm. Yani haram, israf haram, israf etmeyiniz diyor. İsraf ediyorsa onun ceremesini çekecek. Dolayısıyla tüketimde, burada vurgulanmak istenen, tüketimde aş, aşırı tüketim varsa insanların ihtiyaçları birbirine göre değişir. Eğer ihtiyaç sınırını aşıyorsa israfa girer. Ve o israfın o haram olmasından dolayı cezasını da çeker. Şimdi burada bunu vurgulamamdaki amaç şu. Devlet bazen tüketimi kısmak amacıyla tüketim vergileri alma gayretinde. Gerekçelerine baktığımız zaman tüketimin kısılmasının bireysel olduğunu, dolayısıyla bireylerin kendilerinin buna karar vermesi gerektiğini, işte aşırı tüketimden dolayı da zaten, e, cezasını çekeceği, israftan dolayı haram olduğu için cezasını çekeceğini vurgulamak gerekir. Haram olan yasaktır tabi, onda bir şeyimiz yok yani e, şüphemiz yok. Emlak vergisine baktığımızda yine e, emlak vergisi Bina arsa araziden alınıyor. Bunların mahsullerinden vergi alınması lazım. Dolayısıyla işte binaların, evlerin, iş yerlerinin vergisi alınacaksa bunların gelirlerinin para olarak yıllanması yoluyla zekat alınması lazım bunlardan. Zekat ödenmesi gerekir. Emlak vergisi servet vergisi olarak alınıyor. Aslında emlak bir servet midir değil midir? Bu da bir tartışma konusu. Çünkü bir kişi barınmak için, zorun ihtiyacını karşılamak için bir evinde oturuyor ve devlet bundan servet vergisi adı altında vergi alıyor. Yine bugün araçlardan alınan motorlu taşlar vergisi veya emlak alım, alım-satım vergisi olarak bilinen emlak alım vergisi var. Harç şeklinde alınıyor. Şimdi devlet bir defa sunduğu kamu hizmetinden dolayı o hizmetin karşılığı olarak para almaması gerekiyor. Tevhid anlayışında bu sunulan hizmetten dolayı ...para alınmasına, vergi alınmasına ilişkin bir şeye rastlamadım ben. Konuya rastlamadım. Ama şimdi harçta... ...alım-satım vergisi diyor. Bir gayrimenkul alıyor, birisi emlak alıyor. Hem alandan hem satandan vergi alınıyor. Bunun da yine bir mantığı yok. Burada da anlıyoruz ki... ...sadece fiskal amaçlı, yani para... ...getirisi olsun diye alınan bir vergi olduğunu anlıyoruz. Gümrük vergileriyle ilgili de yine e, ee, sınırdan mal geçirenlerle ilgili toparlıyorum bu arada. Vergi almayı yasaklayan iki tane hadis-i şerif var. Ben e, bunu da yani yeni karşılaştım, itiraf edeyim. Peygamber Efendimiz şöyle buyurduğu naklediliyor. Meks sahibi, yani meks vergisi alan kimse cennete giremez. Hadis-i şerif bu. Yine Peygamber Efendimizin diğer bir hadis-i şerifinde gerçekten Max sahibi yani Max vergisi, gümrük vergisi anlamında alan kimse cehennemdedir diye bir ülkeden başka bir ülkeye mal girerken bunlardan vergi alınma, alınmaması gerektiğine dair hadis-i şerifler var. Bu İslam ülkesi. Evet İslam ülkesi. Ticaret öşrü denilen bir şey var, öşür var. Bunlarla ilgili aslında burada max dediğimiz çoğulu müküs olan bir sözcük çarşı ve şehir ülke çıkışlarında tüccarlardan alınan vergi diyor. Yani buradan da anlıyoruz ki hani bir yerden başka bir yere sınırla bir sınırdan diğerine giden çarşı ve şehir ülke ülke diyor çıkışlarında. Tüccarlardan alınan bir vergi diyor. E biraz önce söylemiştim. Bir hani gayrimüslimlerden alınan işte yüzde beş, işte İslam ülkelerine düşman olan ülkelerin vatandaşları girdiği zaman yüzde on alınan bir ticaret malı öşrü var. O tarım mahsullerinden, toprak mahsullerinden alınan öşürden de farklı bir şey, vergi. Yani buna gümrük vergisi diyebiliyoruz. Evet. Şimdi e, bayağı bir şey yapmışım ya. İyi gitmişim bu defa. Şimdi bir en son olarak bir şey var. Vergi kanunları çok değişiyor. Bizim ülkemizde özellikle çok değişiyor. Thomas Jefferson diye bir adam var. Bu adam Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesini hazırlayan hukukçu, felsefeci. İşte toplam kalitenin de fikir babası olduğu söyleniyor. Her ne kadar Aristo'ya falan dayandırsalar da Thomas Jefferson 1789'da bir kuşaklar teorisi diye bir teori ortaya atıyor. Bu teoriye göre işte bir kuşak sırf kendisinden sonraki kuşaktan daha önce dünyaya geldiği için kendisinden sonraki kuşağın yaşayacağı koşulları, kuralları belirleme yetkisine sahip değildir diyor. Şimdi tevhid anlayışında böyle bir şey zaten gerek yok. Kurallar genellikle değişmeyen kurallar, sabit. Hani toplumsal yapıda ne bileyim e, teknolojik gelişmelere göre değişebilecek kurallar var bir de sabit olan kurallar var. Şimdi dolayısıyla diyor kuşaklar değiştikçe toplumsal kurallarında değişmesi gerekir diyor. Yani kanunların da değişmesi gerekir diyor. Kanunların değişmesi kaçınılmaz ama sırf kuşak değişti diye hemen e, 1980 sonrasında olduğu gibi işte bir bol miktarda kanun çıkarıp da bir önceki kuşaktan da kurallarla koparmamak gerekiyor. Özellikle Mecelle'de bu yapıldı. Mecelle'den işte koparmaya çalışıldı bu şey. bu nesil sosyolojik açıdan baktığımızda vergi kanunları işte bizim ülkemizde çok değişince uygulanamıyor artık. Yani anlaşılması zor oluyor. İşte ifadesi yanlış kullanılıyor. Deniliyor ki sürekli kanunlar anlaşılır olsun, işte bir kesin olsun, açık olsun. İkisi birbirine zıt kavramlar bunlar. Şimdi sosyolojik açıdan baktığımızda eğer beşeri kanunlar olacaksa bile, tevhid anlayışından esinlenerek hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz, vurguluyoruz ve şiddetle savunuyoruz. Kanunların tevhid anlayışına mümkün, mümkün olduğu kadar uygun olması gerekir. Toplumsal refahın böyle daha iyi yükseleceğine, toplumsal barışın daha iyi sağlanacağına, adaletin daha iyi sağlanacağına yürekten inanıyoruz. Onun dışında eğer, kanunlarda değişiklik olacaksa bu kanunlardaki değişikliklerin toplumsal yapıyla uygun olması gerekir. Sosyolojik açıdan bir kanun kanun kabul edilmesi demek meclisten belli şekil şartlarını taşıyarak işte yasama organında görüşülüp oylanıp resmi gazetede yayınlanmasıyla kanunun kabul edildiği anlamına da gelmez. Toplumun kabul etmediği, sosyolojik bir kabul görmeyen kanun çıkarıldığı zaman bunu toplum benimsemezse bu kanuna, bu kurallara da uymayacak kanun bir işlerliği de olmayacaktır. Burada e, olay sonuçlandırıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.